Ben tarafım. Ben Türkiye Cumhuriyeti tarafındayım. Türk Milleti tarafındayım. Ben tarafım. Herkese merhaba. Hatay'ın ilçelerinden yine devam ediyoruz. Şimdi Hatay'ın en belirleyici ilçelerinden birisi olan İskenderun, ki orada Payas ve İskenderun demir çelik fabrikalarıyla da dikkat çeken şehirler. İskenderun sonuçlarına da biraz bakmak istiyorum. Hazırsak hep birlikte bakalım. Buyurun. Yine Büyükşehir'den başlayacağız. Büyükşehir'de Mehmet Öntürk %50.2 ile burada birinci yaptığımız araştırmaya göre. Lütfü Savaş 33.8, Gökhan Zan 7.3, Dem 2.8. CHP bir önceki seçimde, 2019'daki seçimde 55.6 oy almış Lütfü Savaş, ancak şu an oradan ciddi anlamda bir kaybı var diyebiliriz. 22 puanlık bir kaybı var. Ve baktığımız zaman da memnuniyeti de oldukça düşük. 4.5 çok memnunum, 19.9'da memnunum diyen var. Böyle bir sonuç var. İlçeye bakacak olursak, İskenderun'da renkli bir adayı var AK Parti'nin, Mehmet Dönmez. Kampanya esnasında enerjisi yüksek, koşuyor efendim, bir şekilde enerjisini sahaya aksettiriyor ve bakıldığı zaman da bu enerjinin sahaya da yansıdığını, oy oranlarına da yansıdığını görüyoruz. Mehmet Dönmez'in yaptığımız araştırmaya göre 53.4 ile önde olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan CHP adayı Mehmet Doğulu 31.4, İYİ Parti adayı Nazmi Ceylan 6.2, DEM Parti adayı Mahmut Aydıncı da 2.1 oy alıyor. Yine baktığımız zaman da 2019'da AK Parti orada 40.4 oy almış Fatih Tosyalı. CHP 36.6 oy almış. Demokrat Parti de 21.4 oy almış. 14 Mayıs'a bakacak olursak, 14 Mayıs sonuçlarında da AK Parti 33.8 oy almış. CHP 28.3, MHP 11.7, İYİ Parti 10.8, TİP 5.9, YSP, Yeşil Sol 3.6, Zafer 2 ve Yeniden Refah da 1.7 oy almış. Bakıldığı zaman Yeşil Sol, TİP, bunların da az olmayan bir oyu var. Yani nereden baksanız %10'a yakın oyları var. Bu da işte hem TİP hem de DEM açısından bakılacak olursa oldukça yüksek sayılabilir İskenderun gibi bir yerde. Ama burada bakıldığı zaman Mehmet Dönmez'in bir farkla orayı kazanacağı görülüyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, ama siz yine buna da beğenilerinizi ve yorumlarınızı bırakır, destek verirseniz sevinirim efendim.